Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı hazırladım. Benden uzun süredir böyle işte pembeli, işte mürdümlü, kırmızılı, renkli makyajlar istiyordunuz aslında. Ben de size böyle bir şey hazırladım. Adına da parti makyajı, işte gece dışarı çıkma makyajı şeklinde adlandırdım. Normalde biliyorsunuz ben bu kadar canlı göz makyajı yaptığımda dudaklarımı nude tutmak istiyordum ama özellikle dudaklarda da böyle canlı renkler görmek istediğiniz için böyle renkli tuttum dudağımı da. Umarım beğenmişsinizdir. Nasıl yaptım merak ediyorsanız videonun devamına geçebilirsiniz. Makyaja Soft Ochre ile başlıyorum. Mekin Paint Potlarından baz oluşturması için. Daha sonra NYX'in Jumbo pensalarından Milk isimli bu kalemi uyguluyorum göz kapaklarıma. Uygulayacağım farın daha pigmentli durması ve kendi rengini daha güzel bir şekilde göstermesi için yapıyorum bu uygulamayı. MAC'in Cranberry isimli farıyla göz kapaklarıma farını göz kapaklarıma uyguluyorum. Yine aynı farı bu sefer karıştırma fırçama alıyorum ve göz kapağımın katlama bölgesiyle birleştiği alanı karıştırıyorum. Golden Rose'un altın renkli eyelinerını göz kapaklarıma uyguluyorum ve parmağımla tampon hareketlerle yayıyorum. Eyeliner'a geçiyorum. Essence'ın eyeliner'ı, çift taraflı eyeliner'ını kullanıyorum. Bir tarafı ince, bir tarafı kalın. Ama sürdüğüm en zor eyeliner oldu. Gerçekten çok zorlandım. NYX'in beyaz eyeliner'ını alıyorum ve sürdüğüm siyah eyeliner'ın üzerine incecik bir şerit geçiyorum ama yarım yapıyorum bunu, yani tüm göz kapağımı yapmıyorum. Sadece kuyruk kısmını birazcık ortalara doğru getiriyorum. Rimele geçiyorum. Rimel olarak Essence'in Lash Princess isimli rimelini uyguluyorum. Tek kat uyguluyorum çünkü zaten takma kirpik kullanacağım. Takma kirpik olarak favorim Kiss markasının Natural 2 numaralı kirpiğini kullanıyorum. Gözümün içine NYX'in Wonder Pencil'ını uyguluyorum. Makyaj bazı olarak yine NYX'in Professional isimli bazını kullanıyorum. Gözenek silici baz. Fondöten olarak MAC'in Studio Fix isimli fondötenini kullanıyorum. L'Oreal True Match için 5 numaralı concealer'ını uyguluyorum. Bunu bir corrector olarak uyguluyorum aslında. Daha sonra NYX'in HD concealer'larından C4 numaralı rengini aydınlatmak istediğim bölgelere uyguluyorum. Yalın'ın yeni albümünü dinliyorum. Gerçekten çok başarılı olmuş. Bana göre zaten her albüm başarılı. Kontür işlemine geçiyorum. Maybelline'in bu stick formdaki kalemiyle kontür işlemi yapıyorum.
Daha sonra bunları yayıyorum. Kaşlarıma geçiyorum. Kaşlarımı doldurmak için NYX'in bu pomadını kullanacağım. Bendeki rengi espresso rengi. Krem ürünün üzerinden toz ürünle geçerek kalıcılığını artırıyorum kontürümün. Bahama Mama'yı kullanıyorum bunun için. Elmacık kemiklerimi daha keskin göstermek için uyguladığım kontürün altına, yani elmacık kemiklerimin altına toz pudra uyguluyorum. Böylelikle elmacık kemiklerim daha çıkık gözükecek. Allık olarak H&M'in allığını kullanıyorum. Bu eski bir allık, şu anda maalesef satışta değil ama çok güzel gerçekten. NYX'in likit aydınlatıcılarından Glam rengini uyguluyorum. Çok seviyorum bunu. Allığı birazcık daha artırmak istiyorum. Biraz daha renk istedim yanaklarıma. Alt kirpiklerime de yine Essence'in Lash Princess isimli rimelini sürüyorum. Dudaklara geçiyorum. Önce Flormar'ın 217 numaralı kalemiyle çerçeveleyip içine dolduruyorum. Sonra da üzerine Rimmel London'ın Kate Moss serisinden 107 numaralı ruju uyguluyorum. Böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım makyajı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi sizin istekleriniz doğrultusunda videolar çekiyorum. O yüzden istediğiniz videoları aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.